İnsanların farkındalıklarını ortaya çıkartıp bu yöntemle mi bir şey yapıyorsunuz siz için Türkçesi? Kişi bize geldiğinde eğer ben mutsuzum diyorsa ya da hastayım diyorsa hasta olan insanlarla irtibata geçiyor. İki kişi yan yanaysa bir nedeni vardır ve frekanslar birbiriyle eşleşmiştir. Gerçekten ona sarılıyor musunuz yoksa fiziksel anlamda baktığınızda kendinize mi sarılıyorsunuz? Ders gibi. Evet. Anlayacaklarımız, öğreneceklerimiz var Çünkü Yüce Allah her şeyi mümkün kılabiliyor ki ayetlerinde de bunu söylüyor. Siz büyücü müsünüz? <laughs> o olaydaki öğretiyi alıp gelişmek istemeyenler bela olur. Efendim gizli saklı her şeye hoş geldiniz. Gizli saklı her şey ne demek? Bugün sizlere e, tanımaktan çok keyif aldım. Aslında kısa bir süre önce tanıdım ve bu mücadeleyi, tanıma mücadelesini sizinle beraber vereceğim. Sevgili hocam Şebnem Tacigut'la tanıştırmak isterim. Efendim, programa hoş geldiniz. Hoş Daha doğrusu be. birlikte yapacağımız evet. programa hepimiz hoş geldik. Program e, ondan sonra kanalının bir diğer programı. E, dinlemek istiyorum ya da birbirlerine sor gibi değil. Daha çok Şebnem Hanım'la, Şebnem Hoca'yla ilerleyeceğimiz bir program... Bu programda neler olacağı konusunda en az sizin kadar bilinçsiz ve heyecanlıyım. Ne olacağını bilmiyorum. O yüzden hepsini sorarak öğreneceğiz. Gizli Saklı Her Şey ismi sizin rüyanıza girdi. Evet. Ben de böyle şeylere inanmaya zaten çok dünden hevesli ve meyilli olduğum için şimdi biz böyle bir yayına başladık. Yayından önce ben derim ki ben sizi tanıdım, tanıyorum, araştırıyorum. Siz de en az benim kadar şekerlisiniz. İnsanların <laughs> evet. sizinle uğraşması konusunda. Size ilk gün tanıdığımı demiştim ki bir yere vurunca ses geliyorsa kesin orada başarı vardır. Ses gelmiyorsa uzayla konuşuyorsun, boşlukla konuşuyorsun demektir. Şebnem Tacigut vurduğu yerden ses gelmiş. Kimdir Şebnem Tacigut? Şebnem Tacigut. E acizane aslında bir kuluz biliyorsun sevgili e, bir canım. Bu arada seninle tanışmaktan, e, senin ruhunla karşılaşmaktan çok minnettarım. Estağfurullah. E senin o cesaretine, o korkusuzluğun her zaman beni böyle televizyonlarda izlerken cezbetmişti. Bu da ya, bu da yalnız tek başına yürüyen lider bir ruh demiştim. E, ne sağına bakıyor, ne soluna bakıyor, ne arkasına bakıyor. Dümdüz düz ilerliyor demiştim. Ee, çok benzer yanlarımız var. Birlikte el ele verdiğimiz için bu yola çıktığımız için de e, çok teşekkür ederim. Bu da bir kader döngüsü olabilir değil evet. mi? Evet. evet. Aslında enerjitik alanda biz bunu daha önceden imzaladık. Şimdi bedensel olarak da karşı karşıya karşı geldik. Karşıya geldik. Evet. Allah binlerce kere şükürler olsun. Evet Şemnem Tacikut kimdir? Şemnem Tacikut yaklaşık bir 25 yıldır kişisel gelişimle uğraşan kendi kişisel gelişim yolculuğunda kendi travmalarını, sorunlarını, sıkıntılarını bir şekilde çözerken bunların yollarını bulmuş ve bunlarla ilgili bu yol ayrımlarında yolları bulup insanlara nasıl aracı olabilirim, insanlara nasıl dokunabilirim diye çıktığım bu yolda son yaklaşık 10 yıldır da kurumsal anlamda çalışmaktayım. Ee, Şebnem Tancuk da aslında şu anda bizi izleyenlerden herhangi birinden hiçbir farkı yok. Aynen onlar gibi biriyim. İnsan olarak belki. öyleyiz evet. <laughs> Ama teknik açıdan başka şeyler var ki. Evet. E, bugün biz sizinle bir araya geldik. Evet sevgili bir canım. Şimdi e, belli ki siz mütevazi olduğunuz için anlatamayacaksınız ama ben o zaman bir takım sorular soracağım. Olur. Bu soruları lütfen yanlış anlama. İnsanların da aklından geçen sorular olduğu için bunları size yöneltmek isterim. E, sizin bir eğitim verme yet şeyiniz var mı? Yet yetkiniz. Evet yetkim var. MYK onayla bir eğitim belgesi. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından. Sizin evet. zaten bir e, ders verme, eğitim verme... E, statünüz var. Evet. Peki sizin Vergi levhanız var mı? Vergi levham yaklaşık e, 2009, 2019 yılından beri var. Peki fatura kesiyor musunuz? Aa, her ay. Her Bu ay, özellikle soruyorum. Yüklü, yüklüce faturalar kesmekteyiz. Yüklüce faturalar kesiyorsun. Evet. Sanırım sizin kestiğiniz faturaların yüklü olması mı insanların canını sıktı? Aa, olabilir evet. Bu olabilir. Olabilir. Devletten bir tescil belgesi aldınız mı? Aa, evet Şebnem Tacikut Kuantum Durumu Uygulayıcılık e, Eğitimi olarak... ...tescil belgemizde mevcut. Peki. Şimdi aslında ben... ...bir yerden başlamak istedim. Çünkü gündemde bu tarz sorular var. Değil mi? Bunların... ...aslını inkar eden, bunların... ...olmadığını söyleyen bir takım... ...manipülatif hareketler var. Aslında işin doğrusunu da kişinin... ...kendisinden öğrenmek lazım. Hı. O yüzden de size sormayı doğru buldum. Peki. Bunlar varsa... ...teknik açıdan ve devlet açısından... ...herhangi problem yoksa ben... Sizin biliminize girmek isterim. <laughs> Teşekkür ederim. Kuantum nedir? Şimdi şu arada bunu da söylemek istiyorum. Ee, bizler danışman danışmanlık e, çalışmaları yapmaktayız. Kişiye bireysel danışmanlık ya da toplardı danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Ve doktor değiliz, psikolog değiliz, psikiyatrist değiliz. Zaten bunu e, sistemsel olarak her videomuzda, her çıktığımız eğitimde söylüyoruz. Kimseye zoraki de kendimize getirmiyoruz. Kişilerin Hı. kendi seçimleriyle hareket ediyorlar. Ee, bu arada her zaman da şunu söylüyoruz. Mutlaka doktorlarınıza gidin. Doktorlarınızdan ilaçlarınızı onların kontrolünde bırakın. Biz sizin ruhunuza iyi gelmeye çalışıyoruz. Biz sizin kendi alanınızda sorun gördüğünüz, sıkıntı gördüğünüz ne varsa onlara iyi gelmeye çalışıyoruz da her seferinde söylüyoruz ve ee, hem eğitimimizde olsun hem çalış e, bireysel çalışmalarımızda olsun. E, resmi anlamda bazı evraklar imzalıyorlar ve burada kendi rızalarıyla bu eğitimlere, bu seanslara girdikleriyle ilgili ellerimizde belgelerimiz de var. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Ruha iyi gelen şey hayatımızda görünür olmaya başlıyor. Ruh hastalanmadan beden hastalanmaz. Ayrıca dünkü çocuklar değiliz yazdığımız dört tane kitabımız ve beşinci kitabımız da yolda. Yani bu yolda emek vererek buralara geldik. E, title'ım kuantum e, düşünce tekniği eğitmeniyim. E, başka sertifikalarım var mı? Tabii ki başka sertifikalarım da var. Reiki Master'ım. E, Reiki Master'ın ne demek? Bir enerji uzmanı enerji uzmanı olarak gözüküyorum ama ben o konuda uzmanım deyip ortalara çıkmıyorum, yapmıyorum aslında. Reiki uzmanlığı da yapmıyorum. Tek yaptığım şey kuantum düşünce tekniği eğitmeniyim ve bu konuda da eğitimler ve bireysel çalışmalar vermekteyim. Şimdi kuantum nedir? Aslında kuantum çok şaşalı bir söz gibi geliyor. Herkes hemen yaptığı eğitimin yanına sevgili bir canım kuantumu yazıyor. Kuantum blablabla, bla, kuantum şöyle şöyle diye fakat içini, içini doldurdukları bu eğitimlerde aslında kuantumun ne olduğunu bilmeden hareket ediyorlar. Kuantum bulunduğumuz dünyanın sistemsel yapısı. Yani biz kuantum sistemin üzerine kurulmuş dünya. İlahi sistem tarafından yüce Allah'ın sistemi kuantum sistemiyle var etmiş. Yani her şey enerji ve biz enerjimizi kontrol etmedikçe duygularımız, düşüncelerimiz, inançlarımız, travmalarımız, hayatımızda ne varsa etkileniyor diyor kuantum olan. Ve şu anda şey düşünün e, hafif burada rüzgar esiyor biliyorsun e, klimadan dolayı. Bu rüzgarı hissetmeden benim varlık enerjimle yani benim bir aura enerjim ...bedenim var, eterik bedenim var... ağır bedenim var. Bu bedensel... ...sadece enerjitik bedenleri söyledim... ...bu enerjitik bedenimin... ...bu rüzgarı hissetmeden arada bir boşluk var. İşte bu boşluk... ...tüm görünmeyen ipliklerle dolu... ...bir e, kendi içinde... E, ...çözemediğimiz bir mekanizması var aslında... ...hala soru işaretlerinde olan... ...bir kuantum fiziği araştırmacıları var. Biz... Bu alandaki boşluğu aslında anlatıyoruz. Bu alandaki boşlukta ne yaptığımızı ve diğer bu mesela rüzgardan etkilenmek ya da etkilenmeme kararını nasıl verdiğimizi anlatıyoruz. Kuantum düşünce tekniği eğitimlerinde. Şimdi bu ne demek oluyor? Bir enerji, bir herhangi bir enerji, frekansı ne olursa olsun diğer enerjilerle frekans derecesine göre etkileşime giriyor. Evet. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Negatif ya da pozitif. Aynı frekanstaki enerjileri birbirine çekiyor. Bunları defalarca anlattık zaten. Şimdi kişi bize geldiğinde eğer ben mutsuzum diyorsa ya da hastayım diyorsa hep hastaları alanına çekiyor ve hastalarla hasta olan insanlarla irtibata geçiyor. Ya da kişi... Aha. Evet. <laughs> Aynen öyle oluyor. Yani ilişkilerinde de. İlişkilerinde de. Hasta, hastalıklı ilişkileri, toksit ilişkileri çekebiliyorsun. Aa. Tabii. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? İşte hepsini o. öğreneceğiz. Evet, Peki. beraberce yapacağız. Evet. Ee, ayrıca benim şöyle bir e, iddiam olduğu söyleniyor ama aslında iddiam değil, e, bunu araştırarak söyledim. Herkes gününde kuantumcu olacak diyorum. Çünkü sen yaşadığın alanın yönetimini ve alanı kullanmayı bilmezsen ...başkalarının tesiri altında bir hayat yaşarsın ve bu hayatta kendi imzanı atamazsın. Onun için herkes bu dünyaya kendi hayatının patronu olmaya gelmiştir. O şoför koltuğuna geçmeye gelmiştir. Ee, kurban rolünü bırakarak kendi koltuğuna geçmek için de tam da zamanıdır. Tam da zamanı şimdidir. Şimdi aramızda e, bazı lider ruhlar var. E, senin gibi mesela... <laughs> e, her şeyin doğrusunu anlatmaya çalışıyorlar ve her şeyi bir şekilde insanları uyandırmaya çalışıyorlar. Senin en çok sevdiğim özelliğin bu. Ve orada o doğrunun arkasında da tamamen dik duruyor. Bu doğru bu ve ben size bunu kanıtlıyorum, kanıtlarım diyor. Şimdi aslında bu ruhlar bizleri gerçekten ışığa ve uyanmaya yönlendiren ruhlar. O parça eşleşti işte işte senle dediğim yerde burası. Ben de kendi yolculuğumda eski bir panik atak hastasıydım. Ee, değer görmüyordum, işlerimde başarılı değildim. Kendime güvenim yoktu. Ee, sevgisizdim, sevgi alıp veremiyordum. Böyle bir yolculukta kendime doğru dönüp kendi özümü bulduğumda... ...ve kendime inanarak yani burada yüce Rabbime inanarak hareket ettiğimde... ...zaten bu enerjiye göre... Uygun enerjiler birbirini çekti kuantum alanda. Biraz önceki anlattığımı otursunlar diye anlatıyorum. E şimdi bizim beraberce e, ortak frekanstaki dostlarımız sayesinde buradaysak da demek ki bizim birbirimize hem ortak bir faydamız var hem de enerjilerimiz birbirimizi çekti Çektim. ki buradayız. Hı -hı. Yani iki kişi yan yanaysa bir, hem, sebebi var. bir sebebi vardır, bir nedeni vardır ve frekanslar birbiriyle eşleşmiştir ve birbirlerine bu yolda yoldaşlık yapacaklardır ta ki biri aşağı ya da biri daha üste çıktığında bu ortaklık e, bitebilir ya da alta inen kişi ya da aynı frekansta olmayan e, o ki, e, oru e, diğerini yukarı çıkarır ya da öbürkü onu aynı frekansa çıkarır eşleşirler yine bu yolda yürürler. İşte bir yandan da buna da karma diyoruz aslında. Karma aynen böyle oluyor. Kişiler birbirleri anlaşamadığında frekanslar birbirlerinden uzaklaşıyor ya da biri üstte biri biri yukarı biri aşağı iniyor. Burada kavgalar oluyor, sorunlar oluyor, ayrılıklar oluyor. Frekanslar eşleştiğinde ya barışıyorlar el ele o yolda yürümeye devam ediyorlar yine birbirlerine katkı oluyorlar ya da altta kalan enerji uzaklaşıyor. Bu enerjide yüksek frekanslı olan enerji ışığıyla kendi titreşimiyle frekansıyla bu bir kişi olabilir alanına o frekanstaki kişileri çekmeye devam ederek yürüyor. Şimdi şey düşünün, birine sarılıyoruz böyle, sımsıkı sarılıyoruz, sevgimiz e, birleşiyor ve hasret gideriyoruz. Hmm. Mesela bilimsel olarak lütfen bakmalarını istiyorum. Aslında gerçekten ona sarılıyor musunuz, yoksa fiziksel anlamda baktığınızda kendinize mi sarılıyorsunuz? Buna buna bir baksınlar. Olmazsa burada bir sonraki yayında videoyu burada veririm sana, yayınlarsın Nasıl? Ya. Yani ben şimdi özlüyorum, özleyince sarılıyorum. Evet. Bu arada şimdi siz söyleyince fark ettim ki niye sarılıyorum ki özleyince? Mesela sarılmak özlemi gidecek bir kalpten sarıl hani kalbimde ya bu özlem. Evet. Niye sarılınca kalbime değiyor ki bu? Şimdi aslında burada ruh ve bedenin ayrılmaz bir ilişkisi var. Ha, bedenin, var. bedenini evet. mi özlüyorum acaba ben? Ee... Bana sahip olabilirsin, bedenime, <laughs> sahip ama bana asla. Falan. Yok, aslında senin o bedensel özlem. Kalben değil, bedensel Aa, çok özlemini çok gidermek için sarılıyorsun karşı tarafa. Beden, bedenle arasında bir frekans var. Her şeyin bir frekansı Aa, var. Aa ben ilk bölümden şu an kendimi şey maneviyatsız <laughs> hissetmeye başladım. Aa, Aa! Ben şimdi kendimi hemen maneviyata çekmeliyim. Yani aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ruh sevgili bir can her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Ve... Her şeyi bildiği için o bilme halini unutarak dünyaya geldiği için hatırlamaya çalışıyor. Ve orada aslında sen kendi parçanı özlüyorsun. Karşı tarafa karşı bir sevgi duyduğunda aslında duyduğun şey ona değil kendinden olan ondaki parçana o sevgidir. Allah Allah. Şimdi şöyle düşün. Onda kalan parça. Evet. Allah. Aşık oluyoruz. Çok seviyoruz. Onsuz yaşayamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Sonra o geldi mi diyoruz ki ya ben iki yıl önce deli gibi aşıktım ama şimdi aşık değilim. Hatta evden gitse de gelmese de özgürlüğüme bir baksam dediğimiz zamanlar olmuyor evet. ya da evleniyoruz Aynen. boşanıyoruz. E, o zaman soruyorum şimdi size o sevgi o anda gerçek e, o anda frekanslar birbirleriyle eşleşiyor ve birliktelik oluyor sonra ne oluyor? İlk söylediğim cümleye geldik mi? Titreşim düşüyor ve alandan uzaklaşıyor. Hmm. E tamam o zaman onu özlüyorsun. Ona sarılıyorsun. Orada kalpten kalbe bağlantı kuruyorsun. Özden öze bağlantı kuruyorsun. Ne oluyor da bitiyor? Gerçek olan devam etmez mi? Gerçekten gerçek olan. Ne pahasına olursa olsun. Yıllar geçse de devam etmez mi? Ya en basiti bir... Senin evladın var mesela bir canım. Bir... E çocuğuna olan sevgin, asla bitmiyor. Bitmiyor. Bitmiyor, değil mi? Ya da babana küse olsan da annene darılsan da bitiyor mu? Yok, hiç. Asla Sabit. bitmiyor. Hepimiz bu sevgileri yaşıyoruz. O zaman demek ki ruhla bedenin mu muazzam bir ilişkisi var ve burada bedensel doyuma geçtiğimizde aslında ruhumuza da o doyumu veriyoruz. Hani biraz önce dedin ya maneviyata döneceğim. Ama sen beden bedene e, karşı tarafta buluştuğunda o sevgi zaten ruhsal bağlantıya geçebilmek için o bedenin o bedene ihtiyaç duymasıyla karşılaşıyor. Hmm. Şimdi konumuza dönersek, kuantuma dönersek, kuantum e, kuantum fiziğinden uyarlanan çok boyutlu bir düşünce sistemidir. Sana tüm bakış açılarını verir. Yani sen olaya kıt bakıyorsundur, kendi fikirlerine bakıyorsundur. Ama kuantum alan sana tüm bakış açılarını sunar. Kendi bakış açının dışında ve bir olayı gözlemlediğinde olayı değiştirme imkanı sunar. Hani mesela şey diyoruz e, ben neden bu olayın içinden çıkamıyorum ya da benim çarem yok ümitsizim. İşte tam doğru da orada kuantum düşünce tekniğini uygularsanız eğer o olayın içinden çıkarsınız. Hmm. Çünkü Yüce Allah her şeyi mümkün kılabiliyor. Her şeyi mümkün kılabiliyor ki ayetlerinde de bunu söylüyor. E, kuantum fiziğinde deneyler yapmışlar. Demişler ki e, biz bunu nasıl kanıtlarız enerjinin diğer enerjileri çekildiğini ve e, hatta bir deneyle anlatalım. E, bir ülkede e, bir deney yapmışlar e, ağaçları aşılamışlar değişik bir aşılama sistemiyle farklı bir gen koymuşlar e, tam olarak hatırlamasam da bunu hani Almanya diyelim Almanya'da yapıyorlar bunu fakat aradan altı ay geçiyor. Çok uzak bir yerde buraya da diyelim ki lütfen araştırsınlar internette bu deney yazılı var. Ee, daha sıcak e, bir iklimde ağaçların değiştiğini görüyorlar. Ama diyorlar ki biz bu deneyi Almanya'da yaptık. Nasıl daha sıcak bir ülkede aynı ağaç gen aşılaması yapmadığımız halde aynı cinste ağaç değişebiliyor. Çünkü kökler aynı. Çünkü enerjiler birbirleriyle konuşabiliyor. Aa. Enerjiler birbirleriyle aynı frekansa girebiliyor, titreşiyor. Böyle bir olmuş öyle mi? Tabii. Ve farklı iklimlerde, farklı bölgelerdeki ağaçların kimyaları değişmiş. Evet. Aynı şekilde. Evet. Oo. Oraya gen aşılaması yapmadıkları halde. Ee, zaten kuantum fiziği diyor ki bir enerji diyor tüm kainatı dolaşıp aynı noktaya geri geliyor. Zaten bizler bu dünyaya aynı noktaya geri dönmek için gelmedik mi? Yuvaya yolculuk yapmıyor muyuz? Bu dünyadan sadece geçmiyor muyuz? E, dünyadan sadece geçiyorsak e, şu anda adınız soyadınız neyse de bunun hakkınızı vermek gerekiyor. Nasıl sevgili bir canım bir can bale olmanın hakkını veriyorsa değil mi? Ben, ben, ben Sen ne diyorsun diyor. mesela bir can böyledir, böyle yapar, böyle ilerler. Bu bir canbali. Kimse bir canbali olamaz. Ya da kimse Şebnem Tacugut olamaz. Bu Şebnem Tacugut. Şebnem Tacugut'un yolu bu. Bakış açısı bu. E, Allah hepimizi de ayrı ayrı yaratmış. Aynı ama ayrı ayrı yaratmış. İşte kuantum alanda şöyle diyor ki... ...herkes aslında aynı ama ayrı. Ve birbir birbirine benzer enerjiler birbirleriyle aynı çekim alanına gelir. Orada muhteşem bir güç artışı olur... Aynı frekanstaki güçler birleştiği için ve orada da gerçek ışık olmaya başlar. Ve ışık olduğu zaman da diğer alandaki negatif enerjiler o ışığı etkileyemez. Çok güzel. Burada yani ders gibi evet. anlayacaklarımız, öğreneceklerimiz var. Peki kuantum olan duygularımız nasıl giriyor? Evet aslında biraz önce e, o bağlantıyı da yapmak istemiştim. Şimdi bir enerji tüm kainatı dolaşıp, ee, yine aynı alana dönüyorsa eğer o zaman e, Einstein'ın dediği gibi de duygularımız tüm evreni dolaşıp kainatı dolaşıp bize geri geliyor. Hani diyoruz ya e, bela okumayın o bela size geri gelir. Bu evrensel bir yasalı dönücülük yasası e, zaten ayetlerimizde de söyleniyor. Ne deniliyor? Bir, sakın bela okuma sana geri döner. Sakın anne babanın hakkını yeme Anne babanın hakkını yersen onlara saygıda sevgide e, bulunmazsan e, cezalandırılırsın diye e, ayetlerimiz ve surelerimiz mev mevcut. Şimdi bunlara dönüp baktığımızda bela okuduğumuzda yaydığımız frekans negatif bir frekans oluyor. Ve alanda bu frekans yine çekim yasasına göre titreşiyor. Ve o frekanstaki alana kişiler toplanıyor. Biraz önce nasıl ışık? Yaratabiliyorsak, pozitiften ilerleyebiliyorsak, şimdi bela okuduğumuzda da bela okuyan kişileri alana çekiyoruz. Bela okumak nedir biliyor musunuz? Olayı nasıl yaşadığınızı, olaydaki öğretiyi ve o olaydaki öğretiyi alıp gelişmek istemeyenler bela okur. Hı. Evet. Gelişmek istemeyen. Gelişmek istemeyen, olayı görmek istemeyen, öğretiyi almak istemeyen, hayatını değiştirmek istemeyen, değişime direnç gösteren ve suçu hep başkasında arayan kişiler bela okur. Ve bilmezler ki o belayı okuduklarındaki yaydıkları frekans tamamen kendilerine geri gelecek. Mesela şöyle düşün, ben Bettüva ettim o bettüva tuttu diyenlere bakın. Mutlaka hayatlarında sorun vardır. Hmm. Kendi alanlarında nasıl bir betuva ettilerse onun bedelini de mutlaka öderler. O zaman demek ki enerjimizi yüksek tutuyoruz. Kuantum alan nasılsa enerjimiz o enerjiyi yaratabiliyor. Şimdi düşüncelerimizden duygularımızı yaratıyoruz. Mesela duygun nedir diye sorduklarında yoğun bir düşünce topluluğunun oluşturduğu bir frekanstır duygu ve algınızı devamlı oraya verdiğinizde o duygunun içine sokarsınız kendinizi. Duygusunu fark eden kişi inançlarını fark etmeye başlar. Düşünceler duygularımızı, duygular inançlarımızı, inançlar karakterimizi, karakterimiz kaderimizi oluşturur. Yani düşüncemiz kaderimizi, kaderimizi oluşturuyor. O zaman bizler ee, düşüncelerimizi değiştirmek zorundayız ve kuantum alanda yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor ki düşüncemizin frekansını anlayalım kendi alanımızı değiştirebilelim. Bu anlattıklarınızdan sonra size haklı yetmeyenler daha doğrusu bu işi algılayamayanlar direkt şunu sorabilir. Ben de sormak istiyorum. Siz büyücü müsünüz? <laughs> ben büyücü falan değilim. Ben kuantum düşünce tekniği eğitmeniyim tekrar söyleyeyim. Ah. E, kalpten kalbe bağ kurabiliyorum e, bilinçaltı okuyabiliyoruz aslında orada bilinçaltı okuy okuduğumuz için bize büyücü diyor olabilirler fakat şunu söyleyeyim 18 yaşında doldurmuş herkes bilinçaltı okuması yapabilir Hocam nasıl bir bilinçaltı okumak yani şu an böyle spesifik olarak burada duruyorum ve benim bilincim bilincinden bu konuyla ilgili ne geçiyor bunu okuyabiliyor musunuz Bunu bir seans yapalım olur mu Bana ben. mı e, sana özel yapalım burada ya. Burada yani. yaparsak. Allah. Şimdi ha, zaten başımız <laughs> beladan kurtulmuyor. Evet. Kurtuluyor. İptal. İptal. Evet. İptal. güzel biliyor. İptal. İptal. Bravo. Bak, Çok güzel cim. pozitif şeyleri aldım kabul ettim aldım kabul ettim. Bütün güzellikler ihtişamla beni bulur. Ay, benim cümlelerime vay bakar mı? Vay, <laughs> deyip mahkeme gitmem yok mu? Peki. Şimdi e, e, burada bilinçaltı okuması yapalım. Hatta. Biz izleyicilerimize şunu söyleyelim. Gizli saklı her şey izleyicileri hem bizi takip edip hem de yorum yaptıkları takdirde tamam, sayfalarımızda paylaşacağımız abi. eş zamanlı bir post bu. Oradan o yorumlar içerisinden çekiliş, yapalım, çekiliş mi? Mi? yapacağız. Evet. Ve ayda bir kere yani dört haftanın sonunda burada sizinle bir seans yapacağız. Tamam. Bilinçaltı okuma seansı. Evet. Ne işe yarayacak? Tamam. değil mi? Neden kurtulacak? Neyi gönderecek? Onların hepsini tek tek anlayacaksınız. Ya da niçin gelecek buraya? Sorunu neyse onunla. Sorununuz ne olabilir evet. mesela? Her türlü sorun Her olabilir. Her türlü sorunları. Aldatılıyor. Olurum. Hep aldatılıyor kadın. Sorun kocasında değil <laughs> mi bu kadının. Hep öyle kocalarda olur ya sorun. Değil mi yoksa? Tabii ki değil. Kişinin kendisi. Adam boyu devresi şerefsiz. <laughs> ben mi suçluyum yani? İşte o da, yani maalesef öyle oluyor. Aa. Tabii. Orada aslında. Aa beni beni kesin okuyalım. <laughs> kesin okuyalım, sıkıntı var bende. Aslında orada kişi aldatılmayı istediği için aldatılıyor. Yok artık, tabii, aldatılmayı kim ister? Tabii, 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 tabii maalesef. Aldatılıyor çünkü kendini aldattığı için e, onu aldatan bir eşi seçiyor. Kendini aldattığını görebilmek için ayrıca o eşi onu aldatarak kendi gücünü gösteriyor. Ama bazı adamlar aynı değil. Mesela diyelim işte ilk kocası aldatıyordu. İkincisi aldatmıyor. O zaman iyileştirmiş mi kız kendini? Evet aynen öyle. Orada öğreti almış ve iyileştirmiş. Kendi Aa, gücüne sahip çıkmış oluyor bir Amin. Canım. Darısı başıma. <laughs> Peki. Ya ben aldatıldığım için söylemiyorum ama yanlış ilişki seçimi. Yok şöyle ilişkiler olarak da düşünmeyelim. Bazen arkadaşlar arasında da aldatılabiliriz. Aa, çok yeni bir kız arkadaş tarafından temiz aldatıldım yani. Ya, temiz. Evet. Bayağı. Kızık yedi ya mi? Ya da iftiraya oraya olabiliriz. Mesela neden iftiraya oluyoruz Neden mesela doğru yolda yürüyen, e, hakkı savunan, adaleti savunan sevgili can ve Şebnem gibi mesela örnek verelim. Neden bu kişilere iftira atarlar, yargılarlar? Neden doğru ışığı istemezler? Yargılamadan yani, infaz ederler. ya Yargıladan infaz ederler. İçinde mesela şimdi burada e, bir kupa görüyorsunuz. Evet. Ne var içinde acaba? Ama fikirleriniz var değil mi? Bazılarınız kahve diyecek, bazılarınız su diyecek, bazılarınız e, meyve suyu diyecek, bazılarınız farklı şey diyecek. Ama içine bakmadınız. Henüz içine bakmadan bununla ilgili cevap verdiniz. İşte burası yargıdır. Resmin her zaman arkasına bakmak lazımdır. Her zaman da kupanın içine bakarak konuşmak gerekiyor. Bizde maalesef sürü psikolojisi var. Ee, hep de bir kurtarıcı arıyoruz, hep de bir görevli arıyoruz. Orada biri bir şey dediği zaman koşa 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 gidiyoruz. Peki kul hakkı nasıl yiyorsunuz? Böyle konuşuyorsunuz, o sürü psikolojiste gidiyorsunuz, orada kul hakkı musunuz? Yiyoruz. Yiyoruz çatır, değil mi? Çatır çatır. Çatır çatır kul yiyoruz. Peki burada, orada belki sizin için şifa var, orada belki sizin için ışık var, orada sizin için... Belki de alanınız açacak, hayatınızda olmasını istediğiniz şeyler var ama siz diğerleriyle aynı bakış açısıyla yürüdüğünüz için şansınız. Hani diyorlar hep ben şanssızım. Aman benim kaderim böyle. Allah bana vermiyor diyorlar. E çünkü sürü psikolojisinde hareket ediyorsunuz. Dediğim gibi kupanın içine bakmıyorsunuz. Bakın hala kupanın içinde ne olduğunu söylemedim. Çünkü bu, kupanın benim, bu mi? benim alanım. Bu o bir canın alanı. Alan tacizlerimiz de var. Maalesef alan tacizlerinde bulunuyoruz. Sonra da diyoruz ki neden dileklerim kabul olmuyor? Niye dualarım kabul olmuyor diyoruz. İşte burada bir düşünmek lazım. İşte kuantum düşünce tekniği diyor ki durdur alanı ve gözlemle. Olaylara bak. Hatta Bakış Açısı diye bir film var. Beş bakış açısıyla filmi yapmışlar. Ve orada mesela muhteşem filmler, diziler yapılıyor artık ya. Harika. E orada diyor ki sana bak bu olayın bir bakış açısı bu 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 ha şimdi bir karar ver diyor ama bizler tek bakış açısıyla hareket ediyoruz. İşte kuantum alanı sana tüm bakış açılarını sunuyor ve sen kuantum alana girdiğinde bir can çok güzel olasılıklar bu. dünyasına giriyorsun. Peki sorarım şu an bizi izleyen sevgili bir canımın o güzel yürekli aslanlar gibi takipçileriniz. Ee, yaşadığınız bir olayı düşünün. O olayda o kişilerle ilgili yorumunuz bu olmasaydı. O an, o anı durdursaydınız ne yapardınız? Durdursaydık. Tabii o an mesela elinizde bir sihirli değnek olsaydı. benim o kadar çok durdurmak istediğim evet. an var ki. Tabii, durdursaydınız ve sizin bir başka yol alternatifiniz, hatta bir sürü yol alternatifiniz var desem o yoldan gitmek yerine nasıl bir yoldan giderdiniz? Ama, Ama durdu, diğer alternatiflerin sonunu bilecek miyim? E, hepsi senin istediğin şeye çıkacak. Aa. Tabii. İyi orta yoldan gidiyor. Evet, ben de diyorum ki e, burada lütfen yorumları yazsınlar. E, tek tek yorumları yazsınlar. Orada e, sonuç her zaman değişebilir. Kuantum alana olasılıklar dünyalarına girerseler ama bu bakış açısıyla bana ne ya kuantum da neymiş derlerse hep aynı olumsuz sonuçta karşı karşıya gelecekler. Bu zaten bana ne ya diyecek bir kişilerin alanlarının çok dışında bir iş. Ya bana ne ya kuantum nedir diye zaten evet, bizi evet. muhtemelen evet. izlemiyor. Şu an spor program falan bakıyor. <laughs> evet insanların farkındalıklarını ortaya çıkartıp. Bu yöntemle mi bir şey yapıyorsunuz siz için Türkçe'si farkındalıklarını? Ha, şey, şimdi şöyle bir şey var. İşte burada şey yapabilirler, hadi ya diyebilirler. Ama tekrar söylüyorum, 18 yaşını doldurmuş herkese e, bu bir yolculuk. E, bu yolculukta 9 aylık eğitim programında ben benim gibi bilinçaltı okumasını öğretiyorum. Çünkü bunu bilimsel anlatıyorum, bilimsel anlatıyorum. Ee, ve kendilerindeki bu yeteneği aktive edebiliyorum. Bana özel bir şey değil. Bu konuda çalıştığım için, bu konuda zaman harcadığım için, emek verdiğim için yapabiliyorum. Benim gibi bunu yapabilenler de var. Ve bugüne kadar yetiştirdiğimiz bu konuda eğitim verenlerimiz de var. Öğrencilerim eğitim verebiliyor. Öğrencilerim... E, kendi eğitimlerini karma yapıp farklı konularda da eğitimler verebiliyorlar. Ve bireysel çalışmalar da yapabiliyorlar. Yani bir tek ben değilim bana, benim şahsıma ait değil. E, kişinin saf ve iyi niyetinle akıl vermemek şartıyla, akıl vermemek şartıyla alanını okuduğunda neyi neden yaşadığını, hangi bakış açısıyla baktığını, neyi neden görmediğini biz Karşı tarafa bu bilgiyi verip iletebiliyoruz ve orada kendi izin verdiği doğrultuda değiştirme, dönüştürme, nötrleştirme yapabiliyoruz. Aslında bizim içerisinde, şeyimizde var olan bir enerjiyi açığa çıkartmak diyebilir miyiz? Buna? Tabii tabii aslında e, kişide her zaman var. Kişide her zaman o, o iyi tohumlar var, o olma hayalleri var, o yapabilme imkanı var, oldurabilme imkanı var. Asla çaresizlik, gümrüzsizlik yok. Asla şanssızlık. Ya da güzel. yok. Çok güzel. Evet. Yani ne kadar güzel? Bizim dünyamızda öyle, kuantum dünyasında. Çünkü devamlı olasılıklar dünyasındayız. Bizim dünyamız çok pis. <gülüyor> <gülüyor> bu dünya sizinkinden daha kötü. Ama hep yani o pis dediğin ve bu durumları yaşayan kişiler de kuantum dünyasında. Sadece bunu bilmiyorlar. Sadece tek yol var zannediyorlar ve o tek yolda yürüyorlar ben bir sürü yolun olduğunu, bir sürü olasılığın olduğunu söylüyorum. Kuantum düşünce tekniği bunu anlatıyor. Peki size en çok hangi danışanlar geliyor? Ne şikayetle? Kendini bulmak isteyenler. Gerçekten. Spesifik mi? bir örnek. Kendimi bulmak kendim istiyorum. Bulmak Konum at gelin değildi. De. Nasıl mesela? Yani kendimi bulmak istiyorum. Yani. Neden aldatıldım? Sürekli neden aldatılıyorum? Valla ben neden sürekli kocamla? Tekerrür eden diyorum? olaylarla ilgili geliyorlar. Sürekli, sürekli dolandırılıyorum neden? Evet. Hastalar geliyor, rahatsız olanlar geliyor. Ama de, mutlaka diyorum ki ilaçlarını devam ediyorsun. İlaçları Gidiyorsun evet. doktoruna. Hani evet. alternatif tıp olarak böyle bir yöntem seçtim. Deyip her şey... Sizi saçınızdan tanıyorlar o, değil mi dışarıda <laughs> genelde? Hep ekranda saçınız var çünkü. Ay dünya güzeli gülüşünüz ve ses tonunuzu çok seviyorum sizi. Evet sağ olun. Evet. Şu saçınızı bir çekin bir görsün insanlar. Kimle konuşuyoruz ya? Tamam. Biz, tam. Şimdi şöyle. Evet. Yine attı onu bak ama. <laughs> Şimdi mesela e, şöyle bir durum var diyelim sürekli evine hırsız giriyor. Araba alıyor, çalınıyor, evine evde bir şey alıyor, çalınıyor, çalınıyor, çalınıyor. Diyor ki ya kardeşim benim bana ne oldu? Ben beddua mı yedim? Diyor ki beddua ediyorsak hep beddualı insanlarla ortada oluruz dediniz, bir yerde buluşuruz dediniz. Bu gel gelmek istiyor. Ama şu önemli, bu gelebilir. Tabii. Bunun size geleceğini algılaması lazım öncelikle. Yani her Neden şey, gel? Her şeyin yani. değişebileceğini, Mesela polise gider, değil mi mesela? Evet. <laughs> Ka kaderin değişebileceğini e, ve Allah'ın e, Allah'ın sadece onu o yolda yazmadığını, orada bir öğreti olduğunu anlamak için bunu yaşadığını bilenler geliyor aslında. Yani bir şey yaşıyorsan orada mutlaka sebebi var. Her şeyin bir nedeni ve sebebi var bir can nedeni sebebini arayanlar geliyor. Ee, soruda kalanlar geliyor. Soru soranlar geliyor. Ben kimim diyenler geliyor. Neden hastayım diyenler geliyor. Neden ben bunu yaşadım diyenler geliyor. Ee, aslında şu son 10 yıl önce yaptığımız bireysel çalışmalar ve eğitimlerde söylediklerin geliyordu. Ama korona döneminden sonra gerçekten neden ben bunu tekrar tekrar yaşıyorum? Allah! Allah. Bana para sorunu olanlar gelmiyor. Gerçekten. Bana aldatılanlar da gelmiyor. Bana kimlik sorgulamasında olanlar, neden ben bunları yaşadım diyenler, ne, bu dünyaya geldiysem hep bunları çek, çekmem mi gerekiyor, nasıl bunları değiştirebilirim diyenler geliyor. Ama genelde işte neden benim param yok, neden başarılı değilim, neden aldatılıyorum. Bunlar artık gelmiyorlar değil mi? Gelmiyorlar. Yani pek bunlar gelmiyor bize. Peki Yavaş yavaş ilk bölümün sonuna tabii bunlar da gelsinler ama burada bilinçlendi halkımız çok bilinçlendi hmm. yani öyle bir döneme girdik korona döneminden sonra artık herkes benim deyip kendi bedensel ve ruhsal sağlığına önem verdi bu sebepten dolayı da e, bu dünyaya masraflar ödemek için gelmediklerini biliyorlar olmak için geldiler. Peki ilk bölümün sonuna geldik ee, bir sonraki hafta ne Bağımlılıklarımızdan biraz bahsedeceğiz. Sper, bahsedelim. Bağımlılıklarımızdan kurtulabilir miyiz? İnsan bağımlılığından mesela. Mesela <laughs> aklınıza hemen sigara ya da kötü yasaklı gelmesin. maddeler, uyuşturucular gelmesin. İnsan bağımlılığından kurtulabilir değil mi? İnsan haftaya konuşalım. Mesela, evet. Gizli saklı hiçbir şey kalmasın. Gizli evet. saklı her şey. Bir Bugün... de sevilme hissinden bahsedelim mi? Hep sevilmek istiyoruz ya. Yani. Neden sevilmek istiyoruz? Sevilmek Neden sevgiye Neden, neden <laughs> herkes sevgiye muhtaç? <laughs> ya da ve, Bir de şeyi hatırlatalım. Neden aşık oluyoruz da diyelim. <laughs> neden aşık oluyoruz? Hepsini haftaya konuşuyoruz. İş olmazsa öbür hafta konuşuruz. Bir de hatırlatalım. Bu videonun altına yaptığınız... Yorumlar ve Instagram'da yapacağımız e, yorumlardan bir çekiliş yapacağız ve sonrasında evet. burada ücretsiz bir seans evet. yapacağız. Bireysel çalışma yapacağız. Bireysel yapacağım. bir çalışma yapacağız evet. doğrusu bu. E, o yüzden yorumlarda buluşalım diyoruz ve gizli saklı her şeyin ilk bölümünü sonlandırıyoruz. Gizli saklı her şey kalmasın. Kalmasın. <laughs>